İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım Romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Kul hakkı çetindir. Güler yüz, tatlı dille eylemişti temayüz. İslam'a hizmet için çalıştı, gece gündüz. Bir günkü vaazında buyurdu. Ey cemaat! Gaflete gelmeyin ki, çabuk biter bu hayat. İnsanların haline bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsvay olmak var yarın hesap gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki o anda kalkar şuur kelime-i tevhid'i söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir hayatı başlar ki mezarında karanlık dar bir yerdir. Kimse olmaz yanında sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki, Rabbin kim, dinin nedir? Günahı nispetinde mezarı sıkar onu. Böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kafirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanın ki ise cennetten bahçe olur.'' Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin. İnsanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan önünde başlar öne eğilir. Beklenir ki hakkında nasıl hüküm verilir? Sıratta altı şeyden sual sorulur ki hem altında alev alev yanmaktadır cehennem. İman, namaz, hac, zekat, gusül ve kul hakları sorulur bu sualler herkese ayrı ayrı. Hele kul haklarında olur ki öyle dehşet peygamberlere bile gelir korku ve haşyet. Bir gıybet, bir iftira, gönül yakma, suizan yüzünden cehenneme atılır nice insan. Bu günahlar girer ki kul hakkının içine, atılır böyleleri cehennem ateşine. Cehennemde vardır ki ateşten çetin azap, bu Rabbin etmesidir onlara öfke gazap. Mesela hocam bana öfkelense maazallah, yüz bin defa ölümden acıdır bana vallahi. Gerçi bir talebeye bu korku bir nimettir. Eğer korku olmazsa o zaman felakettir. Öyle korkmalıdır ki talebe hocasından, aynen korkması gibi kedinin bir arslandan. Cehennemden korkmamak iki sebep iledir. Ya çok ümitli olmak veyahut da gaflettir. Nasılsa Hak Teala affeder bizleri de. İşte bu düşüncedir. Asıl sebep ümide. Ama biz dinlemezsek Rabbimizi dünyada cehennemden kurtulmak çok zor olur orada. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şöhret olmak kötü müdür? Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla beraber, din veya dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması zor olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Allahü Teala'nın korudukları müstesna, insana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir buyuruldu. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması, dinine de dünyasına da çok zarar verir. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi zarar olarak kendine yetişir. Ya Resulallah, hayır işlerde parmakla gösterilmek de böyle midir diye sual ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Evet, hayırlı işlerde de olsa onun için şer olur. Ancak Allahü Teala'nın merhamet ettiği koruduğu müstesnadır. Şer işlerinde parmakla gösterilmek zaten zarardır. İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet olabilir. Onun için meşhur olmaktan uzak durmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz emirliğe baş olmaya düşkünsünüz, halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. İstemeden emir olan yardım görür. İsteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Deylemi'de bildirilen bir hadisi şerifte de şöyle buyruluyor. Met olunmayı sevmek, insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki, mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasır olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek, hasenat yapmak yahut mübah olan işler yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken, riya ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Üçüncü sebepse nefsini eğlendirmektir nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık, Hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile, yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki acırsan acınacak duruma gelirmişsin. Onun için kimseye acımayacaksın diyorlar. İslamiyet'te tam tersini söylüyor. Eğer sen Allah-u Teala'ya merhamet edersen yani acırsan mahşer Allah-u Teala sana merhametle muamele eder sana acır. Kim uydurmuş? Nasıl uydurmuş? Acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen yanlış. İslamiyet'e temel temele zıt bir şey. Yok öyle bir şey. Yani insanları tamamen birbirlerine böyle acımasız hale getirmek. Düşman haline getirmek. Yok öyle. Sen Allah-u Teala'nın yarattıklarına ne kadar merhametle muamele edersen. Öyle şeyler anlatılmış ki. Ya bir karınca dere kenarındasın. Baktın aynı şekilde suya düşmüş bir ota yapışmış. Sen de o otu kopardın, karıncayı dışarıya koydun. Mahşer günü sırattan düşerken o karıncaya Allah-u Teala güç kuvvet verir. Hatırlar, bu beni dünyadayken kurtardıydı, bana merhamet ettiydi. Ya Rabbi bunu isterim. Şefaat eder buyuruluyor. Şefaat eder buyuruluyor. Bu Allah-u yarattığı bütün mahlukata karşı böyle. Bütün mahlukata. Efendim insana da, hayvanlara da, ne kadar merhamet edersen o kadar karşılığını görürsün. Evet insanlara merhamet ediyoruz işte onlar cadı oluyor bilmem ne oluyor falan filan işte onun için köpek sevgisi artıyor. Hele her köpekler girdi ya şimdi. Yani o köpek besleyen de aynı şekilde onlar bir farkı kalmıyor çoğunun. Çoğunun kalmıyor falan. Çünkü kendisi işte insanlar vefasız. Peki sen vefalı mısın? Sen vefalı değil, o da vefalı değil. Hatta mesela geçenlerde bir tanesi mikrofon tutmuş falan. İşte başkasının derdiyle dertlenenler, dertleri çoğaldı falan diye. Hiç alakası yok. ...başkasının derdiyle dertlenenleri... ...dertlenenleri, onlara çare arayanları... allah Teala dünyada da aziz eder... ...ahirette de aziz eder. Asıl bunlar kalmadı yani. <laughs> Ve e, bu tek tük kaldıysa... bunlar da yok etmek için uğraşıyorlar. Evet. Onun için acırsan... allah Teala da sana acır. Merhamet edersen merhamet bulursun. Merhamet etmezsen merhamet göremezsin. mümkün değil. Hatta... E, ...nasıl diye tam metni hatırlamıyorum... E, La yurham geliyor yani. Men la yarham la yurham. Öyle bir evet. yani bir deyim evet. eğer merhamet e, e, merhamet etmezsen merhamete merhamete kavuşamazsın. Evet. Yani acımazsan acımazlar. Acın, a, 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 ahirette de sana acımazlar. Evet. kabirde de ...acımazlar. mahşerde de acımazlar. Kimse sana dönüp bakmaz. Ee, bir başka dinleyicimiz de bir hanım dinleyicimiz genç bir e, kız öyle diyelim İki tane ablası varmış, kavga ediyorlarmış. ...iki ablası birbirlerinin arasında... ...sonra gelip buna ikisi de ayrı ayrı zamanlarda... ...buna şikayette bulunuyorlarmış falan... ...ben diyor ikisini de idare etmekten artık bıktım diyor... <laughs> e, ...idare ederken diyor yalan da söylüyorum diyor... ...bu sefer diyor kendime saygımı kaybediyorum falan diyor... ...yok canım kendine sen. ...mudara etmek ayrı bir şeydir... ...bu yalan... mudara mı oluyor? ...mudara yani oluyor... ...yaptığı şey... ...tabii mudara oluyor... E ...şimdi iki, iki, iki Müslüman... yani kardeş olduğu, ablası olduğunu bir kenara bırak... ...iki Müslüman... ...bunların arasında arasını açmak için yapılan hani götürmelere nemamlık denir. Aa bu sana dedi, evet. o san, bunu dedi. Buna nemamlık denir. Peki bu ne yapıyor? Nemmamlık yapmıyor. Ya? Yok ya o niyetle söylememiştir. Yok ya o niyetle, o niyetle söylediyse bile ki bu duysa, duyduysa bile o niyetle söylemişse yanlış anlamışındır falan diye üstünü örtüyor. Üstünü örtüyor. Peki bu onların ayıplarını örtüyor. Allah Teala'nın isimlerinden sıfatlarından birisi settardır. Allah Teala kullarının günahlarını örtüyor. Bu evliya ahlakıdır. Allah'tan tanıyor ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sen de settar olursan, yani başkalarının örtücü ayıplarını olursan. örtücü olursan, Allah da senin ayıplarını örter. Bıktım ben, usandım falan deme. Dua et. Yani Allah hidayet nasip etsin, Allah iş nasip etsin. Amin. Ramazan'da diyor bir orucumu yedim. E, yedim derken kazaya kalmış yani. E, tutmak istiyorum ama diyor bir türlü tutamıyorum. E, kaç tane kitap vereyim yerine? Olmaz. Tutabilecek gücü olan fide vermezsin hiye vermez. Hani şeker hastasıdır. Ondan sonra ne bileyim çok yaşlıdır. Oruç tutması mümkün değildir. Oruç tutması mümkün olmayanlar içindir o kolaylık. Günlük 1750 gram buğdaydır. Ama hurmadan hesap edesin 3,5 kilo hurmadır günlük. Hurmadan hesap edecek olursan. Yani Ama bu e, tutamayacak durumda olan, bu şey. tutamayacak durumda olanlar içindir. Peki e, tutamayacak durumda olan kitap verebiliyor mu yerine? Kitap veremez. Ee, mesela diyelim ki e, efendim durumu müsait değildir günlük 1750 gram 10 günlük orucu vardı 17,5 kilo un verir veya bunun bedeli altın olarak verir ee, mehir diyor bana işte e, örnek veriyor dinleyicimiz bir bilezik diyor mehir olarak diyor vermiş olsalar bunu diyor bana eşim vereceği zaman diyor e, o bilezik miktarınca nakit para verse olur mu diyor yani bir, olursa olur Ha, bilezik vermek şartı yok yani. Yok. Onun bedelini kağıt para olarak versem olur mu o, bu da o kabul ettiyse mesele biter. Bir, bir devam etmiş e, sorusunda diyor. Mesela bir bilezik 4-25 gramsa tam ilmi halinden okuduğumuz kadarıyla diyor. En az 5 gram altın verilmesi şartıyla 5 gram altın ya da 5 grama tekabül eden para verilebilir mi? Hayır. O yanlış bilgi edilmiş. Evet. Bir altın diyor. Bir altın 7 12 gram. Yani mehrin tabanı bildirilmiş. Tabanı yok. Yedi ondaki gramdan bir altından aşağı mehir olmaz. Bir altından aşağı olmaz. Ya bir altının kendisi... ...veya bunun değeri. Bir e, erkek... ...üç defa ayrılmak niyetiyle... ...git babanın evine dediyse hanımına... ...bu evlilik bitmiş. bitmiştir. Bitmiştir. Kurtarma yolu var mı diyorlar. Kurtarma yolu yok... Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Ancak ilk dini nikah akitlerine bakılır. Hanefi mezhebinin şartları yerine getirilmiş. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlar yoksa... Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki... nikahta e, veli şart. Yani kadının kızın olması değil. O kadının, o kızın veli. Veli de babadır. Baba yoksa abidir. Veli şart. Sonra e, iki tane erkek şahit. Hanefi mezhebinde bir erkek kadın olabilir fasık da olabilir Hanefi mezhebinde şahit. Evet. Ama İmam Şafii Hazretleri hem erkek olacak hem de bu ikisi de beş vakit namazını kılan itika itikadlı kadın olacak buyuruyor. Bu şarttır. Böyle değilse bu nikah ...aktı olmaz. Eee ilk dini nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyordu. Hani Şafii mezhebinin şartları yoksa Hanefi mezhebine göre çıkış yolu bitmiş. Bu kadın başkasıyla evlenir, evlendiği adam bunu boşarsa veya ölürse e o zaman ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. Buna hülle denir buyuruyor. Yani bir gece kalıp sonra alayım öyle yok. Öyle yok. Öyle öyle durum söz konusu değil. Buna hülle denir buyuruyor. Dolayısıyla ee, başka çıkış yolu yok. Eğer Hanefi mezhebinin şartları yerine getirilmiş, Şafii mezhebinin şartları yoksa Şafii mezhebinin şartlarını gözeterek de dinen iki aktı yapılabilir. Yalnız ee, mesela bunu kadın soruyor. Erkek sormuyor. Evet. E hadi işte adamı e, ikna etti falan. Adamın dinle bir alakası yok. Adam gene söyleyecek o. Şart olsun diyecek. Dinlenme, ne ne oldu diyecek. Gene bozacak onu. Veya bunu kabul etmeyecek. E, veya, bunu kabul o etmeyecek. O neymiş ya yani. falan diyecek. Kafa e, basmadığı ha. için. Dolayısıyla dolayısıyla yani senin zorlama suretiyle bu nikah haktı olmaz ki. Yani e, e, dinsiz bir adamla beraber kalıyorsun. Sen kendi imanını bile tehlikeye sokarsın o zaman. İlla evem evli kalmam, evlenmem veyahut da evli kalmam şart mı? Şart değil ya. Şart değil bir yanlış anlaşılma var yine burada e, dinleyicimiz tarafından. E, bu kişi diyor e, Hanefi mezhebindeler ama Maliki taklit ediyorlar demiş. Kesinler canım. Yani nikahla bunun bir alakası var bir e, Maliki mezhebini kusul abdest ve namazla taklit Şeyde diğer hususlarda biz Maliki mezhebini taklit etmiyoruz ki. E, zaten bu Hanefi mezhebine göre nikah hakkı bitmiş. Çaresi yoksa Şafii mezhebini nikah ve talakta taklit edecek. Şafii mezhebinin diğer hükümlerini yerine getirmeyecek zaten. Sadece e, nikah akti yapılırken ve yani e, o evlenme akti yapılırken İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlara uyacak. Ve bir de talak konusunda, gerçi talak konusunda pek farkı yok dört mezhep arasında da fazla farkı yok. E, talak konusunda da yani boşama konusunda İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiklerine uyacak. O kadar. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ee, kendi işte arkadaşlarına, tanıdıklarına filan internetten bulup Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler gönderiyormuş. Hmm. Ee, aslında birisini yakaladık hocam. <laughs> Gönderenlerden birini yakaladık. Arkadaşlarından bazıları da demişler ki gönderme bize bunları. Yani biz yani hani bununla telefonla tuvalete giriyoruz. Bizi hataya sürükleme. Ee, sen gönderiyorsun biz bunlar telefonumuzda kalıyor falan. Ee, o, ...bu da bunlara fırça atmış... ...Kuran-ı Kerim'i e, istemiyor musunuz... ...işte siz nasıl Müslümansınız falan diye... <laughs> ...tam sopalıklar ya... <laughs> ...tam sopalıklar yani. ya... ...ya e, şimdi... E, yani sene alemleri... ...Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaat-ı rahmet, eylesin... E, ...yani o kadar güzel ...her şeyi dört dörtlük anlatmışlar ki... ...hatta bu diyor ki... E, ...öyle bir yerdesiniz ki... ...insan suretinde bir sürü varlık var orada... Ama söyleyeceğiniz sözü, nakledeceğiniz sözü anlamaları, onu idrak etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla onlara, yani affedersin bunlar hep ömürleri boyunca nazar boncuğu görmüşler. Yani bir elması görmemişler. Kalkıp da aynı elması onların önüne koyarsan ona nazar boncuğu nazarıyla bakarlar. Dolayısıyla kıymetsiz, değersiz bir şey derler. Dolayısıyla öyle mücevher kıymetindeki sözler böyle insanlara da söylenmez. ...havadan sudan nasılsın, iyi misin falan filan diye. Benim annemin dayısı vardı allah rahmet eylesin. Hmm. Ben giderdim... E, ...yani az adamcağız uzun uzun anlatırdı. E, şimdi onun hanımına da... ...onun çocuklar anne dediği için biz de anne derdik. E, bir gün gittim... E, ...annemin dayısı bize de dayı derdik. Dedi ki... E, ...yeni dedi... ...annen diyor ki dedi... ...bak yeğenin geliyor, yeğenin çocuğu geliyor... ...onunla aynı şekilde saatlerce sohbet ediyorsun... ...hem de neşeleniyorsun... Çünkü adamcağız e, e, şey ilmi seviyor, okuduğu şeyler var, ondan hmm. dediği şey yapıyor falan. <laughs> Ama demiş, benim demiş, erkek kardeşim geldiği zaman demiş, 15 dakikada bilir, ondan sonra uyuyorsun demiş. <laughs> rahmetli dedi, dedi ki, ye dedi, şimdi dedi e, kayınbiraderinden için, bugün neredeydin, işte falan yere bahçeye gittin, ne yaptın, şunları şunları yaptın. Dün ne yaptın, şunları yaptın, yarın ne yapacaksın, öbürsü gün ne yapacaksın, evvelsi gün ne yaptın. Gene bahçeye gideceksin. <laughs> Bir haftalık işi dedi, on dakikada bitiyor dedi. Ondan sonra konuşacak bir şey kalmıyor dedi. Yok. Konuşacak başka bir şey yok. Onun istihdadı almak kabiliyeti bu. O dalda hiç bezi yok. E ne anlatacaksın şimdi? Hani şeyde de e Zaman zaman İslami toplumda da nakledildi, İmam-ı Ebu Hazretleri bir gün gelmiş de işte hamamda e, demiş ne eğilim talebesi falan filan filan. Yani <laughs> neredeyse döveceklermiş, parası yetişmeyince. E, gitmiş hocasına demiş ki ben bırakacağım bunu demiş, ilmin ilmin kıymetini falan bilindiği yok, siz çok kıymetli diyorsunuz falan da. Ondan sonra mübarek bir ders verdirmiş. Şu demiş yüzüğü götür, semercilere. Semercilere götürüyor tabii, semercilere bayağı ya diyorlar buna bir üç beş kuş verelim, şu semere dikiverirsin. Tamam diyor, şimdi sarraflara götür. İşte kuyumcuların tam sokağına gereken başlangıçta böyle küçük bir kuyumcu dükkanı var. Çıkarıyor yüzüğü, bunu satmak istiyorum diyor. Bir bakıyor o diyor, bu diyor İmam Hazretleri'nde bulunur böyle ezik diyor. Benim dükkandakilerin hiçbirisi diyor bunu karşılayamaz. Ve diyor zahmet etme burada buradaki kuyumcular da diyor bunu satın alamaz. Dönüp geliyor ne oldu diyor evlat. Diyor ki efendim böyle böyle. Ya evladım buyuruyor. Diyor. Semerci ne bilsin aynı şekilde altının, gümüşün, ya. elmasın kadir ve kıymetini ne bilsin kaderini, kıymetini. Dolayısıyla e, onu il, e, il, il, ilmi de ehli bilir. İlmi de ehli bilir. Hani bir arkadaşım birisi anlattıydı da. Şimdi doğuda medrese talebeleri Ramazan-ı Şerif'te bir yerden bir yere götürülüyormuş. Bir köyden geçerken orada şey yapıyorlar falan. E, ikamet ettirmişler. Din, dinlensinler. Demişler bir yemek hazırla. Adam demiş ki ne diyorsunuz ya Ramazan-ı Şerif oruç. Bunlar seferi demiş. O ne demek demiş. Demiş seferdeyken demiş oruç tutmayabilirler. Tuğ demiş şu orucu yiyecek kadar bile okuyamadık demiş yani. <laughs> şu orucu yiyecek kadar bile okuyamadık demiş. <laughs> dolayısıyla e, dolayısıyla hani e, insanların indinde eğer değeri yoksa, kıymeti yoksa, dinlenmiyorsa öyle kıymetli sözler o söylenmediği gibi. Allahu Teala'nın kelamını da günaha girecekse adam ona da onlar niye günah sokuyorsun ki? Yaptığın aynı şekilde düpedüz uygunsuzluktur, terbiyesizliktir, edepsizliktir, Kur'an-ı Kerim'e hakarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'e hakaret edilmesini. Bazen de mesela, mesela böyle yapanlar, bu tip kafada olanlar, evde mesela eskiden teyip vardı. Teyibi sonuna kadar Kur'an-ı Kerim getirmiş, açıyor. Langır 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 langır. Herkes dinlesin. Herkes dinlesin. Kur'an-ı Kerim bu. Kur'an-ı Kerim bu. Herkes dinlesin. Bu emir maruf değil ya. Adamın nefretini şey yapıyorsun. Pamuk ipliğiyle bağlıysa imanı da gidiyor adamın. E bugün camilerde hoparlörle ezan okuyorlar. Bu hoparlörle ezan okumak suretiyle çok kimsenin dinden imandan ettiler. Bak camiye kimse gitmedi hoparlörle okunduğu için. Ama çok kimsenin de nefretini kazandılar hoparlörle de e e namaz kıldırıldığı için. Farkında bile değiller. Adamın evinin dibinde sabah ne? bir açıyor shh dibinde bir ıslık çalıyor bazen. Adamın hassası vardır, çocuğu vardır. Adam kalkıyor falan namaz kılacaksa sizin de dininize, imanınıza falan der. Adam dinden imandan gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Hizmet mi oldu seninki? Hizmet mi oldu? Yok. E, dolayısıyla İslamiyet nasıl bildirmişse o şekilde kitaplarda da ehl talimlerini bildirdiğine göre hareket etmek lazım. Dolayısıyla Mustafa saygı göstermeli telefona yüklendiği zaman, CD'ye yüklendiği zaman veya da aynı şekilde bir zaman kalemden okutuyordu. O kaleme aynı şekilde yüklendiği zaman onlara da abdestsiz dokunmamalı, belden aşağı tutmamalı, helaya ondan girmemeli. böyle ayet kerime metni göndermemeli. Gönderme. Yani... niye şey yapıyorsun? Ve hizmet değil o. Hizmet değil o. Daha doğrusu nefretine mucib olabilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür edin. ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum